arkadaşlarım, meclis üyesi arkadaşlarım, genel meclis üyesi arkadaşlarım, sevgili basın. Aslında pek ben böyle konuşmayı seven bir adam değilim ama mecburen de şartlar muacenesinde bazı şeyleri açıklamam icap ediyor. Ben tabii bu açıklamayı yapmadan önce esas söylememiz gereken, vurgulamamız gereken bir çalışma var. Onu ilk defa basına açıklayacağız ve gerekli işlem yapılacak. Ama bu gerekli işlem yapılırken ben önce bunun mevcudiyetini bu hale getirip yerel yönetimlerden sorumlu başkan yardımcısı olan Bora kardeşimize ve hukukçu olarak hukuki düzenlemeyi yapan yine başkan yardımcısı avukat kardeşimize hukuk bilgisiyle bize aktarıp çalışmalarından dolayı ve 6 aydan beri büyük emek sarf ederek doğru mu? Doğru. Büyük emek sarf ederek buraya belediye çalışanlarının bize aktardığı, teknik heyetin bize aktardığı, Cumhuriyet Halk Partili yöneticilerin bize aktardığı, Cumhuriyet Halk Partili olup benim dostum olanların bize aktardığı bilgileri inceleyerek, irdeleyerek bir sonuca vardım. Onu inşallah ben bazı konulara cevap verdikten sonra hukuki olarak diğer başkan yardımcım, yerel yönetimlerden sorumlu başkan yardımcımız da bunu okuyarak size gerekli bilgileri sorularınız olursa verecek. Tabii insanlar bazı demokratik haklarını kullanır. Nasıl kullanır? Hiç kimsenin hakkı hukuku olmadan hiç kimseye müdahil olmaması kendi hürriyet sınırlarına kadar. Eğer ki mendakka dukka diyorlar ona da. Men dakka dukka yani ne ekersen onu biçersin gibi bazı insanların yaptıkları 3 yıl sonra önünde çıkınca da acaba lodos yemiş palamut balığı gibi acaba nasıl ben bunu aşarım ederim bilmem ne gibi şuna buna da kapmasınlar. Çünkü bunların hepsi bizim tarafımızdan değil dostlar tarafından bize iletilmiş bilgilerdir. Bunları da inşallah açıklayacağız. Yapacağız. Şimdi bundan önce, bunu açıklamadan önce esas sizin incelemenizi, takip etmenizi gerekli olduğum konu bu. Şimdi biz biliyorsunuz bir ihale yaptık. O ihalede tır parkı, galericiler sitesi, garaj, rezistans binası, öyle dediler de bize iş merkezimizde. Ondan sonra belediye binası, belediye bütçesinden 1 lira çıkmadan bu işlerin yapılması. Baktık ki bunlar sanki hiçbir tespit ve yanlış yapılmadan daha başlanmadan bile şu anda milletvekili dostum, kardeşim, arkadaşım Namık Avuççan'ın vekaletiyle Cumhuriyet Halk Parti yönetiminin mevzilerinin tüm katılımıyla mahkemeye verdiler sevgili basın mensupları, doğru mu? Evet. Verdiler mi? Evet. Mahkemeyi vermeye ne kalmayı bir de yürütmeyi durdurma istendi. Ama halkın yüce takdiri Bandırma'ya arkadaşlarımızın 5 yıllık hizmete memur kılınması ile baktık şekil değişti. Yani ortada olmayan bir şey mahkemeye verildiği halde bu mahkemeye verilme sanki şartlar ortadan kalkmış gibi, yürütmenin durdurulması şartlar ortadan kalkmış gibi 4 ay sonra geri çekildi. Allah Allah, niye çekildi dedik acaba? Bir sebep mi var? Ondan sonra bir baktık ki yeni anlaşmalar, yeni şunlar, yeni bunlarla kardeşlerim ifade edecekler. Baktık ki bunları demin de ifade ettiğim gibi bazı dostların bize aktarımı ile, çünkü bu arkadaşlar bize aktaramadı, belediye meclisinde önerge verdiler, verilen önergenin bilgilerini 7 ay sonra bize istenildiği nitelikte, bu ülkede yasa var, 15 gün içinde bilgi edinme yasasını, her türlü bilgiyi alırsın. Niyazi abim gibi, dostum, abim, arkadaşım, adam işini gücünü bırakarak heyetlerle, işte başkan, Niyazi abi, hepsinin, bütün meclis üyesi arkadaşlarım gittiği halde 7 ayda bilgi alamadınız. Her türlü bilgi edinme yasası varken. Ne saklanıyordu acaba diye biz böyle kaşınmaya başladık. Ondan sonra
sonra orada da rahatsız olan bu demin saymış olduğum dostlar bu bilgileri bize aktardı. Biz de ondan sonra uyandık. Bizim öyle başkaları gibi öküz altında buzağı arama, saman altından su yürütme gibi bir derdimiz yok ki. Baktık bu belgeleri, bilgileri alınca da hiç kimseye haksız yere itham etmeyelim. Hiç kimseyi suçlamayalım. Çamura izi kalsın politikasıyla bu bize yakışmaz. Bana yakışmaz. Kardeşlerime yakışmaz. Parti başkanıma yakışmaz. AK Parti'nin AK kadrolarına yakışmaz diye 6 aydan beri bu iki kardeşim çalışıyor. Ve gizli çalışıyor. Basından, şundan, bundan gizli olarak çalışıyorlar. O dostların verdiği bilgileri bize aktardılar. Sonunda bir şey vuku buldu. Vuzuha kavuştu. Neticeye erdi. Ondan sonra bir döküman haline geldi. Biz kesinlikle bunu suç duyurusunda bulunmuyoruz. Mahkemeye vermiyoruz. Yanlış anlamayın. Eğer ki bir insanın kişisel, şahsi şikayeti varsa, nasıl ki savcılığa müracaat ederse, nasıl ki hepiniz yöneticilik yaptınız, esnaf kefaletli bile nasıl ki teftiş ve müfettişler varsa, o kurumu inceleyen irdeleyen kişiler varsa, basının bile nasıl ki ahlak kurulu, disiplin kurulu var değil mi Engin? Var. Onlar tarafından incelenmeye tabi ise, halk adına, halk için hizmet eden kişilerin de yaptığı işlemlerin veya doğruluğunu tespit etme, mevcut olan, mevcut yönetimin icraatlarını, ifa ve icrasını incelemekte yükümlü olan kurum ve kuruluşlar var. Kimdir bu? Belediyeler, mali idareler genel müdürlüğüne bağlıdır. Yani İçişleri Bakanlığı'na bağlıdır. Yapmış olduğu işler de Sayıştay denetimine tabidir. Öyledir değil mi? Biz kesinlikle böyle bir suç vardır. İtham ve inzam etmek gibi bir derdimiz yoktur. Bugüne kadar da olmamıştır. Sadece biz buradaki teknik heyet arkadaşlarımızı, öbür tarafta da rahatsız olan arkadaşlarımızı dile getirerek bir dilekçeyle yetkili ve etkili kişiler tarafından incelenmesini ve irdelenmesini rica ve istirham etmek için bir yazı yazdık. Doğru mu? Doğru. Başka bir şey yok. Yani biz yürütmeyi durdurma, suç duyurusu alsın kesin böyle bir derdimiz falan yok. Onu biraz sonra anlatacak sevgili kardeşim. Bu benim konuşacağım 15 dakikada da bunu şöyle bir toparlarsınız, ondan sonra soruları sorarsınız. Çünkü ben başka meseleleri de anlatayım müsaadenizle. Hiç olmazsa orada biraz oturuşmuş olurum. Basında, sevgili basında anlattım. Okudum. Biz de takip ediyoruz her şeyi. Bu edilen takipte bazı şeylere müttali oldum. Ben, bizim partimizin adabı zaten herkesin konuşmasını değil, lüzumlu olduğu zaman konuşmasını, basın toplantısı yapmasını veyahut da açıklama yapmayı gerektiren bir siyasi partimiz. Eğer ki cevap vermek, eğer ki bir şey söylemek için bir şeyler yapmamız gerekiyorsa parti başkanımız basın toplantısı yapar, düzenler. Bu düzenlediği basın toplantısıyla sevgili basın mensuplarını bilgilendirir. Öyle yapıyor musun? Yapıyor. Yapıyor. Arasın. Çok olursa sıkıyor çünkü. Halkı da sıkıyor. Kavgadan dayana da falan da değiliz. Çünkü yeterince geçmişte çok kavga ettik. Baktık köylerimizde il genelinin hizmetleriyle ilgili bir çalışma olur ise onunla ilgili çalışmaları İlgiler Meclisi üyemiz, Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanımız ve diğer İlgiler Meclisi'yle beraber açıklanıyor. Gerekli bir lüzumlu olduğu zaman. Eğer ki bazı konulara cevap vermemiz icap ettiği ise yerel yönetimlerden değil, yerel yönetimde olan işlerden ve genelde olan işlerden, yani eğer ki partimizi itham edecek, genel merkezini itham edecek bir şey varsa, sevgili Yakup kardeşimiz asıl sözcüsü partimizin, o da gerekli cevapları veriyor. Yani bizde hiç kimsenin sabah kalkan birisi, akşam kalkan birisi, cumartesi birisi, pazartesi birisi, üç ilgiler meclisi ayrı ayrı fikirlerde beyanat verme, bütün yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı beyanat verme, bütün birimlerin ayrı ayrı beyanat verme gibi bir derdi de yok, sıkıntısı da yok, lüzum da yok çünkü. Biz sadece ve sadece sevgili basın mensupları bizden bilgi isterse onları bilgilendiririz. Lüzum hasıl olduğu zaman da açıklama yaparız. Bu bizim siyasi terbiyemiz gereği. Şimdi
gazetede yazıyordu. Bandırmanın iyi olmasına geldi. O toplantı yapar. Bu toplantı yapar. O onu söyler, bu bunu söyler. Ve kamuoyu piyasada da Bandırma'nın il olması için bizim de söyleyeceğimizi merak edermiş. Öyleymiş değil mi? Öyleymiş. Peki acaba Bandırma, Bandırma'da bu toplantıları yapanlar, il genel meclis üyeleri, hocalar, meclis üyeleri vesaire, burada en yetkili ve etkili kişi olan Bandırma'da doğmuş, Bandırma'da duymuş bir milletvekiline acaba bir kelam eyleyip de ey kardeşim bu nedir diye soran olmuş mu? Bir toplantıya çağıran olmuş mu? Büyük büyük adamların toplandıkları, büyük büyük yerlerdeki toplantıları biz çağırılmış mıyız acaba? Veya bilgi istenmiş mi bizden? Büyük büyük koca koca adamlar. Biz küçük adamız çünkü. Rahmetli babacım öyle derdi. Ne kadar küçülürsen o kadar büyürsün. Boş başak sallanır, dolu başak boynunu büker derdi. Rahmetli babacım öyle derdi. Biz de onu kaybettikten sonra onun tavsiyelerine uymaya çalışan bir garibanız. Milletvekili falan değiliz, garibanız. Adam olmaya çalışan adamız. Şimdi acaba Bandırma'da bir konsorsiyum sağlanmış da Bandırma'nın il olması ile ilgili bir toplantı olmuş da Bansiyat, Ticaret Odası, Belediye bilmem ne. Bakın. Meclis üyeleri burada. Ey başkan! Bandırma'nın il olması ile ilgili her türlü konuda bilgi vermek üzere belediye meclisine iki milletvekilini sizin ikisini de çağıralım dediler mi sevgili basın mensupları? Dediler mi? Hayır. He? Hayır. Nasıl hayır? Çağırdınız mı? Ben dedim ya. Sor bak. Bak burada. Evet. Ben dedim. Anladın mı? Hem bir sefer değil, üç sefer. Meclisinde çağrılmadık abi. Sizin önergeniz var. Çağrılmaz. Çağrılmaz önergeniz. Çağrıldı da biz mi gelmedik? Onu ifade etmeye çalışıyorum. Çağrılmadı. Onlar çağrılmadı. Eğer ki çağırın, bilgi versin, bu kamuoyu yönlendirilsin, bilgilendirilsin, ne oluyor desin. Bizi çağırırlar da biz mi gelmedik? Biz mi bilgi vermedik? Bakıyorsun, bir genel meclisi bile Bandırma'nın il olması ile ilgili platform kuruyor. Bakın beyler, buradaki il genel meclisi, iktidar muhalefet milletvekilinin ne olduğunu, iktidarın ne olduğunu, iktidardaki muhtarın ne olduğunu, iktidardaki azanın ne olduğunu, iktidarda değil de muhalefette olan muhtar ve azanın ne olduğunu bilmeyen devlete muhtarına sorsun. Eski belediye başkanını, yeni belediye başkanı, iktidar belediye başkanı ile muhalefet eski kaybetmiş belediye başkanı, iktidar meclis üyesi ile muhalefet meclis üyelerine, onlara da bir sorsun bilmeyenler ne olduğunu. Şu anda yerelde iktidar olsa da Cumhuriyet Halk Partileri, yerel yönetimlerden sorumlu il genelde iktidar olan AK Partililerin, muhalefet olan diğer siyasi partilerin ne olduğunu da onlara sorsun. İsteyen de bana, iktidar milletvekilinin ne olduğunu, muhalefetin milletvekilinin ne olduğunu veya yaptırımın ne olduğunu bilmeyen bana sorsun. Eğer ki okuma yazma bilen de lütfen okusun. Sanki Düzce il oldu, neden oldu? Yalova il oldu, neden oldu? Kilis ne oldu, il oldu, neden oldu bilmeyen yok. Biliyorsun hepsinin sebeplerini. Peki, Bandırma Meydanı'na rahmetli Erbakan, rahmetli Ecevit, rahmetli Erdal İnönü, Menderes dedi ki, benden dedi il değil, ne istiyorsunuz, ne fabrika istiyorsunuz dedi. Öyle dedi, 1956 yılında burada. Burası istemedi de şeker fabrikasına onun için surluğa yapıldı. Ondan sonra buna Baykal da dahil, onlar da yarı rahmetli oldu ya, onlar da dahil. Ne kadar siyasi varsa Alparslan Türkeş, Allah rahmet eylesin, o da dahil. Hepsi söz verdi mi bu halkın üzerinde? Demirel Özal. Demirel Özal işte, hepsi unuttum. Hepsi söz verdi. Niye yapmadılar? Onlar yapmadı da burada bizim Koç Yiğit istedi diye mi olacak? Yani? O yapacak. Tayyip Erdoğan'la bir kere değil, üç sefer görüştüm. Eğer ki
Türkiye'de bir tek yeri il yapacaksam o da ilk önce Bandırma olacaktır diyen adam. Şimdi efendim eğer ki büyük şehir olursa Bandırma'nın il olma şansı ortadan kalkıyor gibi basında okuduğum şeyler. Peki 3030 sayılı yasa ile büyük şehir statüsü 3 şekilde oluşturuluyor. Birisi pergelle 25 kilometre, birisi 50 kilometre, birisi de il sınırları. Yani il sınırlarındaki İstanbul, tüm büyük şehir olan İstanbul ve İzmit var şu statüde. Bundan sonra hepsi o statüye gelecek, o ayrı bir konu. Peki İstanbul'dan Yalova her türlü yani statü olarak il sınırları, mücavir alan sınırları değil, il sınırları, belediye sınırlarıdır kararı ile Yalova il yapılmadı mı? Yapıldı değil mi? Peki Kocaeli, Kocaeli de aynı statüde. Peki diğer 25 kilometrelik karede Gaziantep Büyükşehir değil mi? Kilis yapıldı mı? Yapıldı. Konya Büyükşehir mi? Karaman yapıldı mı? Yapıldı. İşte bunları arttırmak da mümkün. Adana Osmaniye. Osmaniye mesela yani arttırmak mümkün. Şimdi burada önemli olan nasıl ki bizim amacımız halkı Türkiye Cumhuriyeti'ni Avrupa Birliği'ne sokmak değil, Avrupa Birliği standartlarında halka yaşam düzeyi vermekse bizim de derdimiz ilk önce Bandırma'da en iyi şekilde il olan ve il olacak olabilecek düzeyde altyapısıyla, her türlü sanayileşmesiyle vesaireyle bir ile hazırlığını yapmak. İl hazır. Peki bizim hakkımız var, doğru. Acaba bunlar il yapmak için mi? Yoksa insanları siyasi olarak yorumlarda bana şey yapmak, öpmek için mi söylenen sözler? Yoksa gerçekten doğru olup da yapılabilecek bir şey var da bizim yapmadığımız sözler. Geçen hafta Bandırma'dan basın mensupları da Gebze'ye gitti mi? Gitti mi? Gebze'nin nüfusu kaç? 314. 350 bin kişi yaşıyor. O da iyi istiyor. Akhisar öyle. Salihli öyle. İskenderun bizim 3 katımız. Vesaire bunun gibi çoğaltmak mümkün. Yani biz orada o ilçelerin milletvekilleri olarak sanki Çorlu milletvekili, Çorlu milletvekili. Bak ben nasıl Bandırma milletvekiliyim diyorsam o da Çorlu milletvekili diyorum. Tekirdağ demiyorum. Onlar istemiyor mu? Bizim orada bir konsensüs kurduğumuz, beraber olduğumuz, bunun olabilme olasılığını, yaptırım olasılığını iğne ucu kadar bir yer olsa oradan geçen ve geçecek olan adamlarız. Bir tek yer il yapılmayacak. Yaparsam ilk önce Bandırma'yı il yapacağım diyen bir başbakana hiç kimsenin söz söyleme hakkı yok. Eğer ki söyleyen varsa ister bugünkü genel başkanları Kılıçdaroğlu'na, ister ki eski genel başkanları Bandırma'da söz veren Deniz Baykal'a, isterse rahmetli Erdal İnönü'ye mezarda sorsunlar. Kime sorarsa sorsunlar. Demirel'in dediği gibi yaptılar da yapma mı dedik? Var da yok mu dedik? Şimdi bunu mu geçirelim? İlin, büyükşehirin getireceklerini, Bandırma'ya getireceklerini bir şöyle bir 5 dakika anlatayım müsaadenizle. Anlatayım mı? Bak şimdi. Büyükşehir Belediyesi'nden gelen, Büyükşehir Belediyesi'nden gelen İller Bankası payı Bandırma Belediyesi için yeni yasayla bazı yaptırımlardan, bazı faydalardan, bazı kazanımlardan hiç bahsetmiyorum. Mesela Bandırma Belediyesi'ne gelecek olan İller Bankası payının %67 artarak şu anda takriben yanlış bilmiyorsam 2 trilyon 280 bunun 4 trilyona çıkacağını biliyor musunuz? Mesela bu. İller Bankası'nın özel idareye yolladığı payların özel idarenin gelirleriyle yapılacak hizmetlerin devam edeceğini İller Bankası'ndan
genel bütçeden yani gelen İller Bankası paylarının Büyükşehir Belediyesi'ne aktarılacağını ve Balıkesir'in bütün ilçeleriyle beraber il merkezine hizmet edeceğini ve artı bizim köylerimize de belediye olarak hizmet etmemiz gerekli olduğunu, ilgilenen meclis üyeleri ilgilenenle beraber hizmet etmesi, onun her türlü altyapısının tamamlanması gerekli olduğunu ve şu anda merkez ilçe olan Balıkesir ilçe merkezinin şu anda Balıkesir Belediyesi'nin mevcut bütçesinin büyük şehir olarak %97 artarak yanlış bilmiyorsam 226 trilyondu 450 trilyon olacağını. Bunların bu diyaloglarla bu hizmetleri yapmak için rantabl bir şekilde akıllı kadrolarla bu hizmetlerin yöremize, çevremize, halkımıza sundurulması için acaba ne çaba ve plan yapıyoruz? Bu planlar muhacenesinde bu halka ne vereceğiz? Bunları konuşmanız dertleri beni paçamdan çekmek. Oğlum sizin ne gücünüz, ne kuvvetiniz, ne bilginiz, ne beceriniz beni paçamdan çekmen yetmez. Bunu da böyle bileyim, benimle uğraşmayın, bakın dalgınızı. Biz Bandırma'yı ne katacağız? Bu halka ne vereceğiz? Köydekine ne vereceğiz? Gelin bunları anlatalım. Acaba burada basın toplantısı yapan o insanlar, hiçbir bilgisi becerisi olmayan insanlar, hocalar da buna dahil, bana bir kelime sormuş mu Niyazi abi? Anlamış mı, benim bildiklerimi biliyor mu? Ben bunları il yasası ile ilgili, büyükşehir yasası ile ilgili kaç gün, kaç saat, kaç dakika okuduğumu biliyor musunuz? Sormayacaklar, etmeyecekler, sizin karşınıza gelecekler, işkembeyi kübralar atarak işte Bandırma'yı il yapacağız da AK Parti katılıyor da katılmıyor. Bizim derdimiz bağcıyı dövmek değil, üzüm yemek. Olay bu. İl meselesinin kazanımlarını, kaybedimlerini, Bandırma'nın il olmasını, Bandırma'nın il olmasını, şurada bulunan insanların içinde benden daha çok isteyen ikinci bir insan yoktur. Bunu da biliyorum. Ben bunun 35 senedir mücadelesini vereceğim. Oradan kıytırık birisi bana şey yapacak, yollama sana. Bunları zaten cevap vermeye bile uygun görmüyorum. Şimdi bu il meselesini isterlerse bugün basın düzenlesin ya. Arıcan, düzenle kardeşim ya. Düzenle. Yani herkes, insanlar, hani ben Bursa Spor Fenerbahçe maçına gittim. Bir tane kısa boylu bir topçu vardı ya, gol attı, dördüncü golü. O geldi, Alex'in ayakkabılarını boyattı. Ben kendim ayakkabıları falan boyatacak adam değilim. Parlatırılacak bir adam da değilim. Alex de değilim zaten. Ben Bandırma'nın namalı olan bir adamım. Gelin eğer ki o büyük adamların değil de senin gibi, benim gibi, bizim gibi küçük adamların düzeldiği toplantılarda bunların doğrularını anlatalım, tamam mı güzel kardeşim? Şimdi kimseye benim cevap verme gibi bir derdim, İtham etme gibi bir derdim falan olmadı, olmazdı. Ama ağrıma gitti. Ağrıma gitti. Bu çalışmayı zaten bu incelensin diye, suç duyurusu değil onların yaptığı gibi, İncelenmesini istediğim konuyu, bu manşet var ya burada, biz onlar gibi yolsuzluk yapmadık. Yol yaptık, yolsuzluk yapmadık. Bunu ispat etmeyen şerefsizdir. Bak bu kadar açık. Bu kadar açık. Ben ne yol, ne yolsuzluk, hiçbir şey demedim. Var mı bizim beyanatımız? Yok. Peki, CHP ilçe başkanı Ercan Akyazar. Ya yakın gözlüklerim doğrultmuşum, Allah kahretsin. CHP ilçe başkanı Ercan Akyazar, başta belediye başkan yardımcısı Dursun Biz'de onur olmak üzere delege seçimlerinde üyelere baskı yapıldığını vurgulayarak bunlar yapıldı. Bunları söyleyen AK Parti belediye milletvekili ben değilim. Bunlar da değil, basın sözcüsü sen söyledin mi? O da değil, bu da değil. Bunları Cumhuriyet Halk Parti, o zaman seçilmemiş olan ilçe başkanı. Şimdi burada delegenin damına bile yol yaptılar denilen, bunu itham eden, söyleyen ben değilim. Ben miyim? Kirme ettin mi Mehmet? Haber bizim haberimiz. Sizin haberiniz. Etmedim. Bunu yapan Cumhuriyet Halk Parti'nin delegeleri. Eğer ki bir insanda
şu kadar bir izan, bu kadar idrak, bu kadar şeref, bu kadar onur varsa bu lafı söylemez. Eğer ki benim milletvekilliği döneminde 1 lira yolsuzluk bu, avallahi ya billah bırak. Askam dedim ya, bugün milletvekilliğinden istifa edeceğim. Daha ne diyeyim ya? İnsanlar bu sözleri söylemeye utanır. İzan ve idrak sahibi olan bunları söylemez. Yol yaptık. Ben sana yol yaptım mı demedim ki. Ne yol yaptım dedim, ne yolsuzluk yaptım dedim. Senin bu yaptıklarını söyleyenler şimdi sokacak. Sizinkiler bizimkiler değil. Bu açıklamaları yapan, bu şaşırtan açıklamaları da yapan kim? Cumhuriyet Halk Partili'de. Ben değilim Cumhuriyet Halk Partili ya. Hayatımda da hiç olmadım ya. Ben söylemedim ki, onlar söylüyor. Ey Sedat Peker, senin biraz onurun varsa değil bana laf atmak. Benim parti ve arkadaşlarıma laf atmak, bunları söyleyenlerle hesaplaşırsın. Biz hiç kimsenin şeref, haysiyet ve onuruyla oynamadık, oynamayız, bundan sonra da oynamayacağız. Allah aşkına, sana abi diyorum, ağzından çıkarı kulağın duysun, benimle ve bunlarla arkadaşlarımla uğraşma, benim ayağıma basanın kafasına basarım. Bunu her zaman da söyledim. Utanmıyor musun sen insanları şaşırtmaya, kelime oyunlarıyla şey yapma, bunlar bilmem ne, yağlı boya bilmem ne yapmaya beni konuşturmasınlar, benzemez. Ben bunların peşindeyim, başka bir meselem yok. Başka bir meselem yok. Meselesi olanı da mesele edelim, geri vitesim falan da geçiyor. İslam'ın şartı 5, 6.'sı haddini bilmek, ben haddimi bilirim. 7.'si de haddini bilmeyene haddini bildirmek. Arapçası da Dünyel İslam'ı alâ hamsin şehadetin. 6.'si de bizden. Şimdi benim genel olarak söyleyeceklerim bunlar. Nasıl ki Allah'tan kesildi, Bandırma'nın borçlarını ödedik. Onu yaptık, bunu yaptık değil mi? Bizim hani borç kalmıştı ya. Peki, bizden 10 trilyon mu borç almıştılar? 10 trilyon borç almıştılar. Şu anda İller Bankası'na kaç trilyon borç var? Kaç para borç var? İller Bankası'ndan gelen para Halil Ünlü döneminde neydi? Bizim 5 yıllık dönemimizde ne? Bizim 5 yıllık dönemimizde 3 yılda bizden aldıkları para fazla ne? Kesildi değil mi Allah'tan? Doğruyu söyleyince kesiyorlar. 13 sene konuştular. Fazla konuşturmasınlar. Ben sorularınıza cevap vereceğim. Şimdi... Biliyorsunuz geçtiğimiz dönem Bandırma'da ihalesi yapılan ve Bandırma tarihinin gördüğü en büyük, en önemli projeleri olan projelerde yeni dönem Belediye Başkanı Sedat Peker tarafından yapılan ek sözleşme ve şartnamedeki değişikliklerle ilgili bir dizi çalışma yaptık. Bu çalışma süresince Sayın Vekilimizin dikkati ve gayreti bizi bu sonuçlara ulaştırdı. Öncelikle bunu belirtmek isterim. Ve Sayın Vekilimizin isteğiyle bu konudaki çalışmalarımızı sürdürdük. Bu çalışmalar süresince özellikle yönetim kurulu arkadaşlarım, siyasi işlerden sorumlu başkan yardımcısı arkadaşım, belediye meclis üyelerimiz, il genel meclis üyelerimiz tamamının ciddi katkısı ve desteği oldu. Açıklamayı yapmadan önce destek veren tüm arkadaşlarıma ve Sayın Vekilime teşekkür ediyorum. Tabii ilçe başkanımız da bu konuda bizim öncümüz oldu. Biliyorsunuz bu ihale süreci çok ses getirdi Bandırma'da ve Cumhuriyet Halk Partililer tarafından da yürütmeyi durdurma noktasında dava açıldı. Detayları Sayın Vekilimiz verdiler. Bizler sadece yaptığımız teknik çalışmanın sonuçlarını kamuoyuyla paylaşmak ve bu noktada Bandırma'nın Bandırma Belediyesi'nin yani toplumda bizlerin bu işten, ek sözleşmeden acaba karlı mı yoksa zararlı mı çıktığını kendi bakış açımızdan değerlendirmek istedik. Şimdi bu metni okuyacağım. Balıkesirli Bandırma Belediye Başkanlığı'nca 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun hükümleri gereğince kat karşılığı inşaat olarak 24.9.2008 tarihinde ihale edilen belediye hizmet binası, ofis ve otel binalarından oluşan rezidans binası, otel belediyeciler sitesi,
Ototürk Parkı ve Alışveriş Merkezi işine ait 17.10.2008 tarihli kat karşılığı inşaat sözleşmesinin Belediye Başkanı Sedat Peker tarafından değişikliklere uğratılarak yükleniciyle ek sözleşme adı altında yeni bir sözleşme yapılarak yükleniciye menfaat sağlandığı, kamu ihale kanununa muhalefet edildiği, kamuoyunun yanıltıldığı ve Bandırma Belediyesi zarara uğratıldığı kanaatindeyiz. Şöyle ki, Bandırma Belediyesi ile Ayhanlar, Tunaş, Altay ortak girişimi arasında Bandırma 4. Noterliğinde imzalanan 17.10.2008 tarih ve 4659-27 sayılı kat karşılığı inşaat yapım sözleşmesiyle belediye hizmet binası, rezidans binası, otobelediciler sitesi, ototerminal binası, tır parkı ve alışveriş merkezi yapım ve üst kullanım şartları belirlenmiş ve işe başlanmıştır. 01.04.2009 tarihinde göreve başlayan Bandırma Belediye Başkanı Sedat Peker, idare payını arttırma iddiası ile Bandırma Noterliğinde 02.08.2009 tarih ve 1773-27 numaralı işlemle ek bir sözleşme yapmıştır. Ancak ek sözleşme için belediye meclisinden yetki alınmadığı gibi kamu ihale kurumundan da izin alınmamıştır. Yani burada Bandırma Belediye Başkanı kendi iradesiyle Bandırma 4. Noterliğinde firmayla sözleşme imzalamıştır. Ve bu sözleşme öncesinde belediye meclisinden ve kamu ihale kurumundan yetki ve izin almamıştır. Yapılan ek sözleşme ile binanın kullanım amacı ofis katlarından otele dönüştürülmüş ve otel katlarında belediye payı %13 oranında arttırılmıştır. Ancak bu artış karşılığında belediye çarşı katındaki iş yerlerini yüklenici firmaya bırakarak iktisadi değeri çok daha yüksek dükkan metrekarelerinden yükleniciye %33'lük bir artış sağlamıştır. Binanın ön cephesindeki dükkanlara yüklenici firma tarafından çoktan müşteri bulunduğu, hatta iş teslimi yapılmadan satıldığı konusunda şayialar çıkmıştır. Üstelik yükleniciye ait olan iş tefrişat da ek sözleşmeyle belediyeye yüklenmiştir. İlk sözleşmede esasa bağlanan dükkan ve diğer bölümlerde sayısal azalma söz konusudur. Avan proje ile ihaleye çıkılması nedeniyle ek sözleşme ile esaslı değişikliklere gidilmesi için muammen bedeli ve yapım tekniğini değiştirecek mahiyettedir. İhtiyaçların en iyi şekilde uygun şartlara ve zamanında karşılanması ve ihalede açıklık ve rekabetin sağlanması 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 2. maddesi hükmü olup 4. maddede sözleşmenin idare ile müteahhit veya müşteri arasında yapılan yazılı anlaşmayı ifade ettiği, 53. maddede de ihalenin sözleşmeye bağlanacağı belirtilmiş olup, anılan kanuna ek sözleşme yapılacağına dair bir hüküm mevcut değildir. Ek sözleşme adı altında bir düzenleme yapılarak hileli yola başvurulmuş, bu şekilde ihale uhdesinde kalan ve idare ile ilk sözleşmeyi imzalayan yüklenicinin edinimini ilk sözleşmede tanımlanan şekilde yerine getirme yükümlülüğü ortadan kaldırılarak yükleniciye haksız menfaat sağlanmıştır. Belediye Başkanı bu işlemi yaptıktan yaklaşık 2 yıl sonra 07.07.2011 ve tarih ve 140 sayılı kararla rezidans binasının otel olarak kullanılmasını içeren bir karar alarak yaptığı hukuksuz işlemin üzerini kapatmaya çalışmıştır. Sözleşme gereği belediye hizmet binasıyla rezidans binasının yer tesliminden sonra 16 ay içinde bitirilmesi gerekirken halihazırda bitirilememiştir. Bu duruma sözleşmenin 24'ünde 2. maddesine göre yükleniciden gecikme cezası alınması gerekmektedir. Ancak bu ceza maddesi uygulanmadığı gibi belediye işi teslim alamadığından dolayı zarara uğramıştır. Yine galericiler sitesiyle tır parkının teslim tarihi geçtiği halde halen devralınmamış, geçici ve kesin kapıları yapılmamış, mevzuata aykırı olarak teslim tarihleri uzatılmıştır. Ve artı ilave olarak orada da tır parkı ve galericiler sitesi ve garajda proje değişikliği, tadilatı yapılarak İşte diyelim ki şu kadar dükkan alacakken bu kadar alınmış, bazı işlerde eksik yapıldığı da bize iletti arkadaşlar. Onu da ilave edeceğim sonra. Konuyla ilgili muhalefet meclis üyelerinin yazılı ve sözlü soru önergeleri adeta geçiştirilmeye çalışılmış, kamuoyunu bilgilendirici ve tatmin edici cevapları alınamamıştır. Aksine kamuoyu yanlış bilgilendirmelerle yanıltılmaya çalışılmıştır.
Bütün bu nedenlerle Bandırma halkı adına konuyla ilgili gerekli incelemenin yapılması zorunlu doğmuştur. Kamu günah saygılarımız. Şimdi yeni sözleşme yapılmış. Burası babadan kaldığı için bana miras, ben de hibe etmiştim belediyeye. Ondan dolayı böyle anlaşma yapıyorlar, hibe ettiğim için. Buradaki dükkanlar, pasajın girişi buraya alınmış. Buradaki dükkanlar, müteahhite bırakılan dükkanlar büyütülmüş. Bize ait olan buradaki dükkanlardan sadece bir tane bu kalmış. Tamam mı? Bu. Şimdi çok kazanım olduk ya, otoparkta da yer aldık. Bir de üst katlarda yer aldık. Ondan sonra ben belediye mevzuyesi olan kardeşime doğruluğunu sormak için, teyit etmek için soracağım. Şimdi şey de diyor ki, yok gerek yok. Şimdi ben biliyorum zaten, ezbere biliyorum bunları size. Dersim iyi çalışırım, merak etme. Şimdi burada dedik ki, rezidans binası otele çevrildi. Bu böyle böyle yapılacak diye siz bir bilgi istemek için şey verdiniz değil mi? Önerge verdiniz. Önerge de diyor ki, cevabi yazıda. Ne diyor? Bu, çünkü şunun için söylüyorum onu. Müteahhide biz verdik. Dedik ki bu bloğun bir tanesi bu senin, bir tanesi bizim. İşte yarısı senin, yarısı ne kadar sen? %60, %50, %30, %5 neyse. Bu adam bunun camını, çerçevesini, tuvaletini, musluğunu, fayans döşemesini, kapısını hepsini yapacak mıydı? Yapacaktı değil mi? Biz bunu otele çevirmekle onu biz üstlendik değil mi? Biz üstlendik. Yarısı bizim oldu. Biz üstlendik. Senin sorduğun soruda bunun hesabını ben sormayacağım. Siz soracaksınız. Diyeceksin ki, ey başkan, sen bu cevabı yazdı diyorsun ki belediyenin bu binası bizim tarafımızdan değil yüklenici firma tarafından yapılacaktır. Dedin mi? Öyle cevap vermiş değil mi? Vermiş mi öyle? Peki okudum. Benim okumam yazmam ne demiş? Nerede yazıyordu? Yapılan otel sözleşmesinde ne yapmış? Tabii burada belediyenin verdiği, üyelerimize verdiği cevapta alışveriş merkezi ve rezidans binası inşaatlarının tefrişatları ile çevre düzenlemeleri yüklenici firmaya bırakılmış ve böylece maliyeti yüksek olan bu giderlerin belediye kasasından çıkmasına engel olmuştur. Cevabı. Tamam mı? Cevabı bu. Onun verdiği cevap sizde. Evet. Peki esas şimdi yapılan sözleşmeye bakalım. Sözleşmeye baktığımızda da tabii. Ek sözleşmede ilgili yeri okuyacağım. 21. maddesi bir rezidans binası olarak adlandırılan binayı sözleşme ekinde avam projeleri belirttiği gibi otel olarak kullanılacak. Standarda ve sözleşme ekine tespit edilen teknik şartlarına uygun kalitede imal etmeyi, parantez içinde otel tefrişatı için lazım gelen malzeme hariç alınır ve taahhüt etmiştir. Yani sözleşmede yüklenici firmanın iç tefrişatı yapma yükümlülüğü yoktur. Dolayısıyla belediye bu noktada da bir tefrişat yükü altına girmiştir. Ben şimdi burada bir iki tane örnek verdim. Öbürkide söylememe gerek yok değil mi? Gerek yok. Yani bunları tabii biz yüce yargıya falan vermeyeceğiz. Sadece müfettişlerin incelemesini. Kimseyi itham ve itham etmiyoruz. Yani eğer ki bir kişiyi mahkemeye verirsen, onunla itham ve izam edersen, o suçu ispat etmek de yükümüzdür. Öyle değil mi hukuken? Şey olduğu, değerli, saygılı, hürmetli, büyük insanlar tarafından, bana aktarıldı demin saydığım insanlar tarafından. Bunlar böyle bir şey var mı yok mu diye müfettişler incelesin. Ondan sonra doğruluğu ve yanlışı tespitten sonra onların suç duyurusunda ben bulunmam. Ben insan, siyasetçiyim. Arkadaşı. Nasıl ki namusunu, şerefini siyaset mevzuundan, bu işten geçinen, bu işte şeref bulunan, bu işte hizmet eden insanlarsak nasıl karalama hakkımız yok maalesef bu şekilde yürüyorsa bizim öyle bir derdimiz yok. Yani biz mahkemeyi vermiyoruz onlar gibi. İncelemesini talep ediyoruz. Varsa gerekli kurumlar gereğini şey yapar. Buyur sevgili avukat kardeşim. Sen de 3-5 olarak. Tamam güzel. Anladım ben merak etme. Şimdi yasada diyor ki 10 binin üzerinde olmayan 10 binin üzerinde olmayan hiçbir ilçe olarak kalmayacak. Ama Marmara Adası'nın bir istisnası var.
Marmara Adası'nın nüfusu 8837. Biliyor musun? Yani Marmara Adası'nın nüfusu 8837. Marmara Adası, Marmara Adalar grubu, 4 adadan müteşekkil olmasına rağmen yapılan o zamanki Mali İdareler Genel Müdürlüğü'nün veyahut da valiliğin yanlış tespitiyle, bana göre coğrafi bilgisinin noksanlığı da diyebiliriz, Ankara'daki insanların tespiti de diyebiliriz, Marmara Adası 4 adadan müteşekkil. Biri Marmara Adası, biri Avşa Adası, biri Paşa Limanı Adası, biri Ekinlik Adası. Ekinlik Adası, Poyrazlı Köyü, Poyrazlı Köyü, Harmanlı Köyü, Balıklı Köyü, Erde'ye bağlıdır. Yani bir hasta olduğu zaman Erdek Kaymakamı telefon eder deniz ambulansına. Yangın olursa itfaiyeyi Erdek yollar. Eğer ki diğer Ekinlik Adası'nda, Avşa Adası'nda, Allah etmesin Marmara Adası'nda bir şey olduğu zaman da Marmara Kaymakamı telefon eder. Bunun dört adanın birbirine bağlanması. Çıkacak olan yasada bir ilk şey o, yapılan şeyde çalışmalar o. Buna rağmen dediğimiz şu. Ben dedim onu da komisyonda. 1 milyar dolar ihracata bali olan bir sarayların, yıllık 1 milyar dolar ihracatı olan sarayların, yazın 200 bin turiste hizmet veren Avşa'nın Erde'ye bağlanarak Erdek mücavir alanına katılması hizmet ve emniyet açısından yanlıştır, eksikliktir. Buranın mücbir sebeplerden dolayı ilçe kalması talebimdir diye bunu aktaran ve temin eden adam da benim. Şimdi bundan başka Büyükşehir Yasası'nda şu var. 3030 sayılı yasa ile Büyükşehir sınırları içinde bulunan birimlere hizmet götürmekle kanuni olarak belirlenmiş olan görevler yetmeme mücbir sebeplerle bu hizmetler ilçe belediyelerinde yapılır. Anladın mı? Yani Büyükşehir'in görev kapsamına giren işler bile Bandırma Belediyesi tarafından Marmara Belediyesi tarafından yapılır. Hiçbir değişiklik yok. Onda. Ve Balıkesir'in 832 köyünün yanlış bilmiyorsam 803 tanesi, yani hata bilmiyorum, yanlış bilmiyorsam orman köyüdür. Orman köylerinde köy tüzel kişilikleri oradaki hakkı müktesebatı korunarak büyükşehir statüsüne alınacak. Anlatabildim mi? Yani onların müşterek hizmetleri, makta vesaire hizmet şeyleri var ya, onlar da bir kayıp olmayacak. Biz orman köyü olmayan Poyralı gibi, pardon özür dilerim, Orhaniye. Orhaniye gibi köylerin, işte Ergili gibi, Kirazlı gibi, Çomlu gibi köylerin, yani orman köyü olmayan köylerinde aynı statüye alınması için öneri ve teklifte bulundu. O komisyonda bu da şey yapıldı, görüşülüyor, görüşülmekte. Şimdi Bandırma için enteresan bir şey söyleyeyim, bilmediğiniz bir şey söyleyeyim. Yani uzuyor işi olan gitsin. Yani varsa öyle bir şey. Bak yok. Şimdi 100 bin nüfusu geçen yerlerde, 100 bin nüfusu geçen yerlerde yasa der ki, halkın içmek ve kullanmakla yükümlü olduğu suyu DSİ'ye getirir diyor. Yasa bu. Biz Aksakal'dan veya Edincik'ten 3 bin kişiyi Bandırma'ya getirip, 3 bin kişiyi Bandırma'ya getirip 100 bin bir kişi yapsaydık bu boynumuzdaki bu halka olmayacaktı. Doğru mu? Doğru. O zaman yanlış bilmiyorsam, pek rakamları da aklımda tutamam, tutanımız vardı. Bandırma'nın o zamanki nüfusu Ahmet abi 97.100'dü tabelede. Doğru mu abi? Doğru. Demek ki doğru. 97.100 iken 2.900 kişiyi biz Edincik'ten, Aksakal'dan, köylerden taşıyamadık. Taşısaydık bu derdimiz olmayacaktı o kadar. Erde'ye kaçtı. Falan filan. Yani hatır için getirirdim adamları buraya 3.000 kişi. Dedik ki belediye başkanıyken Bandırma'da oturup Bandırma'nın nimetlerinden, imkanlarından faydalanan kim var ise, eğer ki ikameti Bandırma'da değilse su parası 2 kat olacaktır, emlak vergisi 2 kat olacaktır dedik mi?
Bandırma'nın nüfusu bir vakit 111 bin oldu. Doğru mu? Böyle bir şey yapmaya kanunla da hakkımız yoktu. Gülev tuttu. Tamam mı? Neyse bu kadar basit. Sayın Vekilim, onlar nüfus meselesi değildir. Suyu nasıl, milleti nasıl indirildiğine sahibiydi o. Hangisi? Ya onu ben bilmem. Senin kitabın var oğlum, su çürüdü. Ben yoktum o zaman. O beni ilgilendiren bir konu değil. İçine baka baka indirdiler. Benim meselem değil o. Yani ben ifade etmeye çalıştığım başka şey. Anladım ben. Şimdi burada dediğim şu. Eğer ki böyle bir yasa varsa, Bandırma Belediyesi de bu işten dolayı 57 milyon dolar veya 57 trilyon, yani İller Bankası gelen payımız, hazine tarafından kefil olunan paranın %40'ı kesiliyor ise, kesiliyor değil mi? Kesiliyor. Her ay Bandırma Belediyesi'nden %40'ı 2 trilyon de, 2 trilyonun %40'ı kaç para yapıyor? 800 milyar yapıyor. 800 milyar su borcundan dolayı kesiliyor. Allah bilir 2026'da mı biter? Ne zaman biter onu da bilmiyorum. Hesabı yok çünkü. Vermiyorlar. Sorsak da söylemiyorlar. 7 ay sonra ancak yarım yamalak cevap veriyorlar. O zaman değerlendirecek olan bir şey. Yani benim bandırma için yanlış olan bir şeyi evet demek değil, onun nokta kadar bir şeyini, olumsuzluğunu kabul etmem, karşı çıkmamam mümkün değil. Bak şimdi başka bir örnek daha vereyim. Konya ilinde tam 168 tane aksakal gibi beldenin kapandığını biliyor musunuz? Kastıcı arkadaşlar. Konya ilinde tam 168 tane, 172'ydi de 168'e düştü. 168 tane beldenin belediye başkanlığı kapanıyor. Konya ilinde 13 tane ilçenin ilçeliği feshediliyor. Biliyor musunuz? Yani sadece sanki Bandırma'da bu idari yapı ve yapılanmayla ilgili olumsuzluk Bandırma'da varmış gibi bu Bandırma'ya bali edilmekte. Konyalılar ne yapsın? Ha, ne yapalım? Ama eğer ki bu memlekette Kastamonu Şenpazar gibi 569 nüfuslu ilçe oturacaksa, köyleriyle beraber nüfusu 1720 olan Konya'da ilçe olacaksa, nüfusu 300 olan belde olacaksa, bu devlet bunlara belediye başkanı maaşı, bekçi maaşı, emekli olunca kıyak emekli maaşı verecekse, bu idareye yapılanmanın yeniden gözden geçirilmesinin doğru olduğu kanaatindeyiz. Hep de halk olarak, yani bu yapılanlar sanki bu kadar 800 küsür tane belde gidiyor. Bunun ekonomiye katkı, orada kesilen paylar, orada kesilen şeyler, kime gelecek? Bize gelecek ya, yani bu halka gelecek. Şimdi bak, başka bir örnek daha vereyim. Yani ben Edinci ve Sarıköy'ünde ilçe olma kanun teklifini vermiş, isteyen bir adamım, onu da söyleyeyim ben, o da ayrı bir konu. Peki, Bandırma Belediyesi, Türkiye'nin en önemli, en güzel iş makinelerine sahip bir belediyedir. Benim dönemimde araba falan değil, yani binmek için taksi falan değil, 46 tane kamyon ve iş makinesi aldık. Doğru mu? Hep beraber açılışını yaptık. Bunları yaptık, aldık. Yani Bandırma Belediyesi'ndeki olan iş makinesinde iş parkı, o zaman yenilen Hasan abi döneminden sonra, Hasan Sur döneminden sonra yenilenen tır parkı, bugün Balıkesir'in karayollarında yok. Balıkesir Belediyesi'nde yok. Bu çevrede hiçbir yerde yok. Peki acaba Edinci'yi düşünelim. Ben diyeceğim ki bu bütçeyle Edincik ve Aksakal'ın altyapısını, parkesini, yapılması gereken her türlü ihtiyacını Bandırma Belediyesi'nin bütçesel ve teknik olarak, bütçesel ve teknik olarak 15 günde yapması mümkün mü? Mümkün mü dostum? Kaç günde yapar? Bir ayda yapar. Bir ayda yapar. Bu kadar basit. Yani hizmet gitmeyecek anlamında değil. Ha şunu da size söyleyeyim. Bandırma Belediyesi'nin 3 tane şeyi vardır. Başkan yardımcılığı vardır. Biz oradaki başkan yardımcılıklarını onlara bunlara bilmem ne, baştan üçlü bilmem ne, üçlü ne diyorlar? Saz arkadaşları gibi falan değil. Koalisyon işte neyse bilemeyeceğim. Öyle değil. Edincik ve Edincik'in köylerini,
Edincik ve Edincik tarafındaki köylerini, Aksakal ve Aksakal Dağ bölgesinin köylerini, diğeri de Bandırma ve Bandırma'nın sorunlarını çözecek, bu işleri yapacak teknik adamdan mücehhez kılacağız. Anlatabildim mi? Biz şu anda hala bunların planlarıyla uğraşan adamız. Yani o öyle olacak, bu böylece olacak falan değil. Bandırma Belediyesi, Dedeobası'nın da, Emre'nin de, Çakıl'ın da, Mahmubeler'in de, Beyköy'ün de, Şirin Çavuş'un da, Musakçan'ın da, Koyralı'nın da, Çetli'nin de yoluyla, kanalizasyonu orada yaşayan insanın müreffeh bir şekilde yaşamasını temin ve tesis etmekte görevli. Büyük yaptığım bir şeyi söyleyeyim, konuyu da bitiriyorum. Belediye başkanı olarak yaptığım yanlış ne? Benim belediye başkanı olarak yaptığım yanlış şu. Veyahut da belediye başkanına yaptırdığım yanlış. O zaman başlamıştık çünkü. Eğer ki biz 22 tane Bandırma'da park yaptık, çocuk parkı yaptık. Bir tanesini açmadık. Ama burada 89 yılında, 90 yılında, 91 yılında benim milletvekili olduğum dönemde şuradaki Mevcut park yeri yenilendi diye bakan açtı, bakan. Anladınız mı? Bakan açtı. Onur Kumbaracı başı açtı. İsim ne vereyim ben? Açmadı derse, yalan söylüyor derseniz. Şimdi, derdimiz bizim. Hizmet etmek. Burada, biz onu öyle, bunu böyle... Ya Bandırma'da acaba sorayım size, kaç tane sulu boya sergisi açıldı? Kaç tane kuru boya sergisi alındı? Kaç tane yağlı boya sergisi açıldı? Ben bilmiyorum. Evet. Her hafta bir tane. Ama bak şimdi başka bir şey daha söyleyeyim. Ben burada belediyenin mesailerle gidecek 5 kuruşun şey yaparken belediye başkanına da söyle, enişlerine de söyle. Arkasında diyor ki davetiyenin arkasına bakın sevgili basın mensupları. Bu sulu boya sergisi Bandırma Belediyesi'nin davetiye basımı için 2,5 milyar lira katkısıyla gerçekleştirmişti. Doğru mu? Çekti mi dikkatinizi hiç? He? Benim çekti ama var. Ben siyasetçiyim şimdi. Sizin çekti mi? Hani niye dile getirmediniz belediyede başkan diye? Anladın mı? Yani bunun gibi kaç tane sulu boya, kaç tane kuru boya, kaç tane tükürük boyasına ne gittiğini siz hesap edin. Bu sadece boyalarla ilgili. Boyaların ilgincim şeyin üzerine bir daha girmiyorum, öbür boyalar. Şimdi gerçekleşmemiş olan altyapısıyla ilgili çalışmalar, teknik çalışmalar devam ederken yapılacak olan bazı eksik taraflar var. Yani bazı çekincelerin olduğu şeyler var. Bunu söylemeyi uygun biliyorsunuz zaten. Uygun görmediğimiz bazı çekinceler var. O çekinceleri çekincesiz hale getirdikten sonra yasanın komisyona gelmesi bizi ilgilendiren, yani Türkiye Cumhuriyeti'nde 13 belediyeyi, 13 millet, 13 ili ilgilendiren, benim gibi milletvekillerini ilgilendiren milletvekilleriyle daha önce yapılmış 3030 sayılı yasanın 25 veya 50 kilometre kapsamındaki kişileri ilgilendiren onlarla 16 ile beraber 29'da toplantı yaparak kanun daha rantabil bir halde görüşülüp -7 ile bilmem neyle bilgilendirilecek. O bilgilendirmeden sonra komisyonda tekrar tartışılacak. Nasıl 4+4 bilmem ne şey yaptılar, bir sürü şey olduysa biz de gideceğiz orada. Şeyi öğrenme. Hem yasayı öğreneceğiz, hem doğrusunu yanlışını söyleyeceğiz. Ondan sonra bu yasa tekniği açısından incelendikten sonra meclise gelmek, meclise gelince hemen kanunlaşmayacak ki. Komisyonlarda görüşecek. O geldiği zaman sizi bu bilgilendirmeyi yapacağız. Bunlar sadece şu anda yapılan, söylenen ve söylenenlerin hepsi yıpratma politikasıyla ilgili konular. Yani eğer ki ben bu komisyona girdim, bu çalışmaları yaptım. Büyükşehir Belediye Başkanlarından senin dediğin bilgileri ben aldım. İki tane Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan. Yani bu şekilde, mesela Kocaeli diyor ki sen de gittin. Bir yıl halk olarak ve belediye başkanı olarak zorluk çektik. Ama bir yıldan sonra iyi ki büyükşehir olmuşuz. Dedi mi sana da? Evet. Aynısın dedi değil mi? Daha da ilginç. Ben CHP'ye misafirdim örneğin. Evet. Ondan sonra onlarla konuştum. Milletvekilleri de oradaydı. Ne gibi bir sorun yaşadınız siz? Bizde devam edin tartışmayı. Evet.
Vallahi hiçbir sorun yaşanmadı. İşte olay bu. Şimdi pandemada da absürt bir tartışma var. Genelde CHP'nin de içinde yer aldığı, AKP'nin de bir şey. Onların neden abi neden içinde olduğunu sen de biliyorsun, ben de biliyorum. Ama şey yani bu siyasetin de gündeminin dışında. Bak güzel kardeşim, şimdi bu komisyona bir gelsin. Yani ikinci toplantı bir olsun. Ondan sonra bunu vereceğiz. Benim vurgulamak istediğim şu. Bu toplantılara, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü ile olan toplantılara, İçişleri Bakanlığı ile olan toplantılara, 13 vilayeti ilgilendiren konularla olan toplantılara nerenin ilçe yapılması, nerenin yapılmaması gerekli olduğu kriterlerin görüşüldüğü toplantılara Edip Uğur vesaire ben girdim. Ben varım. Hala da bizi ilgilendirdiği için, en çok beni ilgilendirdiği için ben varım. Burada eğer ki aksakallı koç yiğit bile bu işte göbek kesiyorsa, racon kesiyorsa ben ne anlatayım bunlara be kardeşim? Ama sizin de işinizi kolaylaştırır Cemal Bey. Yemek yanı başımızda Bursa var. He? Yanı başımızda ben Bursa var. Bakın Bursa bizim statümüzde değil. Biliyorum biliyorum ama en azından bakın biz bununla, ben bununla bunu ilgilendirdiği için bize en yakın olan, Bandırma'ya en yakın olan milletvekili Önder Matlı 45 kilometre Karacabey milletvekili. Bizim gibi en çok il olmayı isteyen Bursa'nın en büyük ilçesi, 168 bin nüfuslu, İnegöl, iki tane organize sanayi bölgesi olan o ilçenin milletvekili Hikmet Şahin'in başbakan yardımcısıyla nasıl takıştığını okudun değil mi gazetelerde? Yani siz sanki onlarla görüşmediğimizi, başka milletvekilleri, peki Hikmet Şahin, Hüseyin Şahin benden daha mı ister İnegöl'ün il olmasını? O bizden daha büyük, sanayisi daha gelişmiş, hiçbir problemi yok. Sadece ayda 1 milyar dolarlık komisyon mobilya ihracatı var. Yani sanki konuşulmuyor. Burada iki tane adam, işte o gelmiş meclis üyesi, bu il genel meclis üyesi, bu bilmem ne hocası. Sorun bize be kardeşim. Bu konular diye açmaza düşüyor Cemal Bey. Yani çok basit olan sorunlar Bandırma'nın gündeminde kördüğüm haline getiriliyor. Siyasetten malzeme yapılıyor. Ben şey, güzel kardeşim, benim imaj maker'ım olmadığı için, saçımı sakalımı yapacak, giydirecek falan imaj maker'ım olmadığı için benim tipimi de bazı beğenmeyen demokrat, çağdaş, ilerici kardeşlerimiz benden hoşlanmadıkları için bu toplantıları çağırmıyorlardı. Hiç de umurumda falan değil. Öyle bir beklent sahibiyim. Yürsel Tekin'in bir sözü var biliyor musun? Dünkü gazetede yazıyordu. Ben Cumhuriyet Halk Parti'nin misafiri değilim. Ev sahibiyim diyor değil mi? Ben Bandırma'ya, Bandırma'da doğdum, Bandırma'da doydum, Bandırma'da yaşadım, Bandırma'da öleceğim. Ben buraya dışarıdan gelen misafir falan değilim. Ben buradayım. Tek Bandırma'da benim. Gelmiş geçmiş. Bu kadar da...